Efendim merhaba, merhaba. Yeni bir Neyzence Şiirler kaydına yine karşınızdayız. Bu sefer insan üzerine denediğim bazı çalışmalar vardı. Onlardan bir tanesi. İnsan, insan olmalı önce insan diye başlıyor efendim. İnsan, önce insan olmalı. Sonra her ne olmak istiyorsa. İnsan adına, şanına, görevine, yerine, zamanına, işine, eşine, ahbabına, dostuna, sevenine yakışmalı. Üretmeli, çoğaltmalı, bölüşmeli, paylaşmalı. Paylaşmalı insan ama insan gibi. İnsan önce insan olmalı. Bu kadar zor olmamalı. Ne insanlar gördüm, üstünde elbise yoktu, ne elbiseler gördüm, içinde insan yoktu demiş Mevlana. Elbise çok, güzel ve pahalı elbise çok. Bu kadar zulüm, bu kadar acı var, bu kadar yanlış. Neden? Acaba insan mı yok? Dedim ya, önce insan olmalı insan, sonra her ne olacaksa. İnsan gibi sevmeli, insan gibi vermeli, insan gibi istemeli, insan gibi almalı, insan gibi bakmalı, insan gibi görmeli. Önce insan olmalı, insan gibi yaşamalı, insan gibi ölmeli. Vali, mühendis, doktor, yazar, çizer, gazeteci, televizyoncu, esnaf, sanatçı daha bilmem ne veya zengin, fakir değil. Önce sadece insan olmalı. Yalın, pazarlıksız, sade, cafcafsız, dolansız, yalansız. Ne batılı, ne kuzeyli, ne güneyli, ne doğulu, ne Musevi, ne İsevi, ne Müslüman. İnsan olmalı önce insan. Efendim o İsrail'de yaşayan Ariel Mayo'ya ithaf etmiştim bunu. Çocuk bekliyordu, evladı olacaktı. Allah analı babalı büyütsün, onlara bağışlasın. İnşallah hayırlı bir insan olur, zararsız bir insan olur, faydalı bir insan olur. Sağlıcakla büyür, tüm yeni doğan bebelerin bahtları açık olsun. Allah analarına babalarına bağışlasın. Umarım daha güzel bir dünya, daha adalete yakın, adaletle dönen bir çarka sahip bir dünyaya sahip olmak umuduyla sanatsız kalmayın, sanattan uzak kalmayın. İnsanın insanla buluşmasının, anlaşmasının en emin, en zararsız, en masrafsız yollarından biri budur. Savaş çarkı düzeni şunlar bunlar biliyoruz işte dünyadaki sahtekarlıkları, üçkağıtçılıkları. Bu pisliğe batmadan yaşamak ne büyük mutluluk. Bir dostum demişti, bu zamanın en büyük marifeti kirlenmemektir. Kirlenmemek umuduyla, temiz kalmak umuduyla, temiz yaşamak, temiz göçmek umuduyla. Sağlıcakla kalın efendim. Gerçi küçük bir anekdot, onu da anlatmadan olmaz bunun peşine. Allah rahmet eylesin, iki tane büyük kalem, iki tane büyük mütefekkir, şair, yazar. Necip Fazıl Kısakürek, Şairül Şuyara, Şairlerin Sultanı lakaplı Üstad Necip Fazıl ve Habamam sınıfının dahi kalemi, halkın gerçekten iyi tahlil edeni, iyi şair Rıfat Ilgaz Hoca. Maalesef aslanlar aslanları ağırlıyor. Dedi ki itler köpekler kapışıyor. İşte bu cahil salakların iktidar olduğu yerlerde. Yok efendim Necip Fazıl tabelasını o söker, öbürü Rıfat Ilgaz'ı koyar. Rıfat Ilgaz'ı söker atar, öbürü onu koyar. Birbirlerine yem ederler böyle, kavga ederler, bahane ederler. Bu ahmakların dışında bu iki tane aslanın bir zarif anekdotu. Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz anlattı. Bir kitap fuarında sohbet ediyoruz bugün. Pardon özür dilerim, Çınar Yayın Evi'nde sohbet ediyoruz Cağaloğlu'nda. Dedi ki, neyzen dedi Aydın abi, babamı Sarıyer'den alıp Cağaloğlu'na yayın evine getiriyorum sabahları, o vakitler. Yıl 83, Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in öldüğü gün. Ondan sonra, radyoda bir haber, Üstad Necip Fazıl Kısakürek, Şair-i Şuyara lakabıyla bilinen Üstad merhum işte vefat etti. Cenazesi bugün kalkacak dediğinde babam arabayı kenara çekmemi istedi diyor. İnen stadyumun oralarda Beşiktaş'ta arabayı çektim diyor kenara. Babam bir düşündü diyor, dua eder haldeydi diyor. Sonra biraz dinlendikten sonra, hadi Aydın devam edelim oğlum dedi diyor. Ben şaşırdım. Baba, siz Necip Bey'i pek sevmezdiniz. O da sizi sevmezdi. Siyasi görüşleriniz birbirinden farklıydı. Dediğim zaman dedi ki, oğlum biz Necip Bey'le aynı dünya görüşünü paylaşmıyor olabiliriz. Aynı açılardan, aynı zaviyelerden bakmıyor olabiliriz. Hayatı aynı şekilde yorumlamıyor olabiliriz. Ama Necip Bey
dürüst bir aydındı, dürüst bir insandı, bir vatanseverdi, bir insanseverdi ve saygılı bir insandı. O yüzden hürmeti hak eder, duayı hak eder. Emin ol, ben ondan evvel vefat edeydim, o da aynı hürmeti, aynı saygıyı bana gösterirdi, dedi. Ve o gün anladım, diyor. Onların nezaketini, zarafetini. Hani o iki dervişin birbirini ağırlaması latifesi gibi. Allah dedik bir daha dönmeyiz, biz ayıp görmeyiz de ondan, elbisemizin kolu dardır vesairesi, esprisi gibi. Hakikaten bu nezaketi görüyorsunuz. Bakın büyüklerdeki keyfiyeti, nezaketi. O yüzden darısı başımıza diyelim. Onlara kalf olmak bile büyük şereftir. Kalın sağlıcakla.